Haçta şu anda Arafet Vakfası'nda bulunan hacı kardeşlerimiz Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk La şerike lek Nidalarıyla Arafat dağlarını inletmekteler. Geldim ya Rab, başımla geldim. Emrine amadeyim ya Rab. Hamd sanadır ya Rabbi. Senin hiçbir şerikin yok maline gelen bu sözlerle yeri göğü inletmektedirler. Cenab-ı Allah bu manzara karşısında bu atmosfer karşısında meleklerine dönerek kullarıyla iftihar eder. İnsanlarla iftihar eder. İnsanlar Allah'a kul olmanın lezzetini Arafat'ta böyle yaşarlar. Peki Arafat'ın haricinde kalanlar haç yapma imkanı bulamayan Müslümanların zikri nedir? O da tekbirlerdir. Bunlar da haccın dışında kalan Müslümanlar da Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Tesbihiyle yeri göğü inletirler. Kurban bayramının tesbihi, zikri bu Teşrik tekbirleridir. Biliyorsunuz teşrik tekbirleri bugün sabah namazı itibariyle başlamış oluyor. Teşrik tekbirleri kurban bayramına has bir ibadettir. Her farz namazın akabinde özellikle de cemaatle kılınan farz namazların akabinde selamın hemen bitimiyle beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve hamd söylenir. Ondan sonra Allahümme entesselamu min kesselam söylenir, okunur. Bu yönüyle teşrik tekbirleri kurban bayramı günlerini zikirle zinetlendiren muhkem vaciplerden bir tanesidir. Burada teşrik ile ilgili söylenilmesi gereken bir takım hususlar var Huzeyfe kardeşim. Evet. Müsaadeniz olursa onları Buyurun. nakledelim. Namaz kılan her kimse kadın olsun erkek olsun Arafa günü sabah namazının farzını kıldıktan sonra selam verir vermez bu Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, allahu, allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd tesbihini okur. Peşinden Allahümme entesselamu min Selam duasını okur, yerine getirir. Kadın, erkek herkes bunu okur. Ne zamana kadar okur? Bayram günlerinin dördüncüsü olduğunda ikindi namazını kıldıktan sonra da yine selam verir vermez bu teşrik tekbirini getiririz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve hamd. Böylelikle 23 vakit farz namazın sonunda tekbir getirmiş oluruz. Evet. Hem farz namazlar için söz konusudur. Kadın, erkek herkesin getirmesi gerekir. Namazı cemaatle kılanlar da getirirler. Cemaatle kılamamış olanlar da getirirler. Yine namazı kazaya bırakmış bugünler içerisinde kaza edenler de bu teşrik tekbirlerini getirirler. Ama eğer bu vakitler içerisinde kazaya kalmış bir namaz daha sonra eda etme fırsatı bulunmuş kılınmış ise artık teşrik tekbirleri getirilmez. Binaenaleyh teşrik tekbirleri farz namazların farza aynı olan namazların peşinden getirildiği için vitir namazından sonra da teşrik tekbiri getirilmez. Fakat bu tekbirler Kurban Bayramı'nın en önemli ibadetidir. Bu ibadeti yerine getirmeye her vesile Müslümanlar gayret ederler. Sokakta kurban keserken bu teşrik tekbirlerini duyarsınız. Müslümanların bir araya geldikleri ortamlarda teşrik tekbirlerini duyarsınız. Dolayısıyla her tarafın e, sloganı bu teşrik tekbirleridir. Kurban bayramı günlerince. Tekrar hatırlatalım. Bugün Arefe günü sabah namazı itibariyle tekbir getirmeye başlıyoruz. Namazın farzını kıldıktan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra selam verdikten sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber diye teşrik tekbirini getiriyoruz. O bittikten sonra Allahümme ente selamu min kes selam de ya zel celali vel ikram diye ondan sonra da tesbihatımıza devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazını farzı kıldıktan sonra da aynı şekilde selam verdikten sonra teşrik tekbirlerini getiriyoruz. Böylelikle Arafa günü başlayan en önemli husus teşrik tekbirleri olmuş oluyor. Bu vesileyle de hatırlatmış olalım. Binaenaleyh Namaz kılan her mükellefin bunu yerine getirmesi gerekiyor. İnşallah birbirlerimize de hatırlatmak suretiyle bunu ihmal etmemiş oluruz. Bir başka husus da biliyorsunuz özellikle de kurban kesecek olanların yani kendi adına vacip kurbanı vurulan kimselerin. Zilhicce'nin başı itibariyle aynen bir ihramlı gibi biliyorsunuz haçta ihramlı olan kimselerin yapmaları yasak olan bir takım şeyler var. Onlar tırnaklarını kesemezler, tıraş olamazlar efendim bir takım ihram yasaklarının içerisinde bulunurlar. Aynı şekilde kurban kesecek olanların da Zilhicce ayının girmesiyle beraber vücudundan bir şey koparmaması, tırnak kesmemesi e, müstahaptır. Çünkü kurbanla beraber bütün vücudumuz cennetten azat olmuş olacak inşallah. i̇nşallah. Böylelikle e, cehennem azabından kurtulmayı Cenab-ı Allah bizlere lütfedecek. O kurtulacak azaların içerisinde eksik hiçbir şey kalmasın kesilmiş bir tırnak bile dışarıda kalmasın denir. Binaenaleyh eee arefe günü de bazen e, işte temizlik olsun diye işte tırnak kesiliyor, e, ne bileyim e, tıraş olunuyor vesaire filan. Bunu da kurban kesecek olanların kurbanı kestikten sonra yapmaları uygundur. Tıpkı hacılara benzeyerek biliyorsunuz haçta da e, vakfı, Arafa vakfesinden sonra Müzdelife vakfesi vardır. Ondan sonra şeytan taşlamaya hacılar geçerler. Şeytan taşlamadan sonra kurbanları kesilir minada. Kurbanı kesilen artık ihramdan çıkabilir. O tıraş olur artık vücut temizliğini yapar ve sivil hayata tabiri caizse döner. Aynen arafe günü de buna dikkat etmemiz sanki Arafet vakfesindeymişiz gibi. Kurbanımız kesildikten sonra bayramın birinci günü işte bayram namazı kılındıktan sonra kurbanlar kesilmeye başlar. Kurbanımız kesildikten sonra iki rekat şükür namazı kılarız. Ondan sonra da işte tırnaklarımızı keser, temizliğimizi yapar, normal hayat akışı içerisine girmiş oluruz.